Değerli dostlar, hayatın içinden paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Şimdi geçenlerde şu arabanın şurasını sürttürdüm. Yani şöyle şurada eziklik oldu. Burada eziklik oldu. Şuralarda. Şu gördüğünüz hasarları yaptırmak için ustalar göçük, boyasız göçük düzeltme 4000 lira hesap çıkardılar bir ay önce falan. Ben de ertelemiştim. İkide bir önüme internetten bir alet reklamı düşüyor. İşte şu alet sapı plastik, ya 200 lira bu. Hani denemek için 200 liraya çöpe atma pahasına aldım. Ve şimdi deneyeceğiz. Başka zeminlerde denedim. Kızım gel sen tut şunu şöyle. Başka zeminlerde denedim. Çok sağlam tutuyor. Bakalım burada nasıl bir etkisi olacak. Şurası görüyorsunuz. Şöyle koyuyorum. Belki sizin de alma niyetiniz vardır böyle işler için. Yani şunu açık yapacağız. Gördüğünüz gibi köşeli yerleri tutmuyor. Yani böyle bunun tutması için böyle dümdüz bir yer olması lazım. Böyle gördüğünüz gibi. Yani köşeli yerleri tutmuyor. Şöyle aşağıdan başlayıp şuralardan çektirmeyi deneyeyim. Evet. Gel şöyle kızım şu tarafa. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle yaparak köşelere geliyor. Şimdi yamukluğun üstüne getirdim. Bakalım güzel çekiyorum. Gelmiyor. Asılıyorum. Şöyle bütün gücümle asılacağım. Bir düzelme var mı? Yok. Hiçbir düzelme yok. Çok kuvvetli çektik ama bu çekmeyle düzelecek bir şeye benzemiyor. Tekrar deniyorum. Kaydırarak geliyorum. Kaydırarak köşeleri geldim. O köşeli yerden başlasam zaten orayı tutmuyor. Tekrar asılıyorum. Düzelme var mı? Yok. Aynı yamukluk duruyor. Şöyle şeyle çek. Şöyle çek. Yani buradan ümidim vardı. Burasını düzeltirim diyordum ama maalesef düzeltmedi. Şimdi şuraya gelelim. Buradan hiç ümidim yok. Çünkü bu bunların üzerinde hava boşlukları kalıyor. Ama deneyeceğim her şeye rağmen. Şuradan çek. Gördüğünüz gibi tutmuyor bile. Biraz daha yukarıdan başlayıp aşağı kaldırır. Bak şuradan kaydırarak bunda az önceki gibi aşağı yok. Tam üstünden kapsılacak şekilde biraz daha yaklaşıksın. Tuttu burasını. Bakalım ne olacak. Bismillah. Düzeltti mi? Valla sanki bir park var gibi ama getir kızım şöyle yanına. Tekrar bakalım. Öyle reklamlarda gözüktüğü gibi pıt diye çekince gelmiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı asılıyorum. Ne yerinden çıkıyor ne kaportaya getiriyor. Demek ki bu araba saçları böyle basit malzeme değil. Şimdi birden çekeceğim. Hop, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. He? Şey arabanın kaportası göçük de onu düzeltmeye çalışıyorum.
Bir fark var mı? Yani hiçbir fark gözükmüyor maalesef. Yani tekrar acaba birkaç kere yapınca ya arabayı da deforme etmek istemiyorum. Yok, tutturduğumuz zaman da olmuyor. Yani şu cihaz, reklamı gözüken cihaz, orada bunları böyle lokum gibi çekiyorlar reklamda. Maalesef bir işe yaramıyor ama bunu başka yerlerde kullanabilirsiniz. Yani böyle gerçekten sağlam yapışıyor düzleminlere. Bu iş için şimdi aklımda soru işareti kalmadı. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.